Soru 1. Peygamberimizin bazı özellikleri Kur'an-ı Kerim'de anlatılır. Bunlardan biri de onun acıma ve merhametidir. Ayetlerden hangisi peygamberimizin bu özelliğine örnektir? A. Muhammed içinizden herhangi bir adamın babası değildir. Allah'ın elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi bilendir. Ve Yasin. Kur'an-ı Hakime yemin olsun ki sen doğru yol üzere gönderilmiş peygamberlerdensin. C. Ey inananlar. Yemin olsun ki içinizden size sıkıntıya uğramanız kendisine ağır gelen, size düşkün, inananlara şefkatli ve merhametli bir peygamber gelmiştir. D. Biz seni bütün insanlara ancak müjdeci ve uyarıcı olarak göndermişizdir fakat insanların çoğu bilmez. Doğru cevap C. Soru 2. Peygamber Efendimiz bir gün bir arkadaşıyla sohbet ederken yaşlı bir kadın geldi ve Peygamberimize Ey Allah'ın elçisi, sana anlatacak bazı sorunlarım var. Yanıma gelir misin?" dedi. Peygamberimiz, "Medine'nin neresine dersen geleyim. Derdini söyle, dinleyip sana yardımcı olayım." diyerek karşılık verdi. Paragrafta anlatılanlara göre, aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir? A. Peygamberimiz kendisiyle özel görüşmek isteyenleri reddetmezdi. ve Peygamberimiz insanları sabırla dinler ve sorunlarına çözüm bulmaya çalışırdı. C. Peygamberimiz sadece sorunu olan insanlarla görüşürdü. D. Peygamberimiz insanlara değer verir ve onların isteklerini geri çevirmezdi. Doğru cevap C. Soru 3. Allah, Kureyş suresinde, özellikle Kureyşlilere verdiği nimetleri hatırlatarak, onlardan Kabe'nin Rabbi olan kendisine ibadet etmelerini istemiştir. Bu nimetlere karşılık, kulluk görevlerini yerine getirmeleri gerektiğini söylemiştir. Bu nimetler arasında, aşağıdakilerden hangisi, yer almamaktadır? a. Horkudan kurtarmak b açken doymalarını sağlamak. C Yaz ve kış yolculuklarında kolaylık tanımak. D Düşman tehlikesini önceden haber vermek. Doğru cevap D. Soru 4. Peygamberimiz kuşların yuvalarının bozulmasından hoşlanmazdı. Peygamberimiz hayvanlara fazla yük yüklenmesine ses çıkarmazdı. Peygamberimiz ağaçların gereksiz yere kesilmesini istemezdi ve ağaç dikmeye önem verirdi. Peygamberimiz hayvanlara iyi davranır ve onlara hiçbir zaman eziyet etmezdi. Verilenlere ait doğru yanlış sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? A. Doğru, yanlış, doğru, doğru. ve Doğru yanlış, doğru yanlış. C Doğru, doğru, yanlış, yanlış. D Doğru, yanlış, yanlış, doğru. Doğru cevap A. Soru 5. Hazreti Aişe annemiz şöyle demiştir, ben peygamberimizin kendine yapılan bir haksızlığın öcünü aldığını hiç görmedim. Bu örnek peygamberimizin aşağıdaki hangi özelliğine işaret etmektedir? A. Hoşgörülü ve affediciydi. B. Cesaretliydi. C. Sabırlıydı. D. Bilgiye önem verirdi. Doğru cevap A. Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin güvenilir bir kimsede olması gereken şartlar diye saydığı özelliklerden değildir? A. Yalan söylememek. B. Emaneti korumak. C. Korkularının üzerine gitmek. D. Verdiği sözde durmak. Doğru cevap, C. Muşık, kişiler arası ilişkilerle ilgilidir. Soru, 7. Kıyamet kopuyor olsa bile, elinizdeki fidanı dikiniz. Bu hadisi, ödevinde kullanan bir öğrencinin, hazırlamaya çalıştığı ödevin konusu, aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? A. Kıyametin kopuş aşamaları B. Medine'nin ağaçlandırılması C. Kıyamete hazırlık D. Peygamberimizin doğa sevgisi Doğru cevap D. Soru 8. 632 yılında Mekke fethedildiğinde, Peygamberimiz Mekkelilere şöyle sormuştu, şimdi size nasıl davranacağımı düşünüyorsunuz? Onlar da, Peygamberimizin, Hazreti Yusuf'un, kardeşlerine davrandığı gibi, davranacağını beklediklerini söylediler. Peygamberimiz de, Mekkelilere, Hazreti Yusuf'un, kardeşlerine söylediği, bugün size kınanma, ceza verme yoktur sözünü söyledi. Örnek olayda Peygamberimiz aşağıdaki hangi özelliğiyle ön plana çıkmıştır? A. Merhametli ve affediciydi. B. Sabırlı ve cesaretliydi. C. Bilgiye önem verirdi. D. Güvenilir bir insandı. Doğru cevap A. Soru 9. Hazreti Enes, peygamberimizin evinde yetişen bir çocuktu. 10 yıldan fazla peygamberimize hizmet ettiğini, ancak peygamberimizin ona hiç kızmadığını, kötü söz söylemediğini ifade etmiştir. Bu durum, peygamberimizle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisini desteklemektedir? A. Hoşgörülü ve merhametliydi. B. Bilgiye değer verirdi. C. Sabırlı ve cesaretliydi. D. Güvenilir bir kimseydi. Doğru cevap A. Soru 10. İslam tarihinde ensar olarak anılan Medine halkı. Mekke'de zulüm altında olan ilk Müslümanları şehirlerine davet etmiş, onlarla evlerini, topraklarını paylaşmış, kentlerinin bu davet nedeniyle düşmanların taarruzlarına maruz kalmasını dahi göze almışlardır. Peygamberimiz bir gün Ensara hitap ederek "Bunlar sizin kardeşlerinizdir." buyurdu muhacir ve ensardan, birer kişiyi çağırarak onlara, ikiniz kardeş oldunuz, buyurarak, onlara artık hiçbir ayrıcalığı olmayan, gerçek kardeşler ilan etti. Ensardan olan Müslümanlar, kardeş oldukları, muhacir Müslümanları yanlarına alarak evlerine götürdü, eşyalarını ve servetlerini göstererek, yarısı senin, yarısı da benim, dediler. Verilen bu paragraf doğrultusunda, 1. Peygamberimiz Müslümanları paylaşma ve yardımlaşmaya teşvik etmiştir. 2. İslam dini bütün Müslümanları kardeş ilan etmiştir. 3. Hazreti Muhammed, Ensara mal paylaşımını zorunlu kılmıştır. Yargılarından hangilerine varılabilir? a. Yalnız bir. b. 1 ve iki. c. 1 ve 3. D. 2 ve 3. Doğru cevap B. Bu maddeler, Medine'de kardeşliği geliştirme amaçlıdır. Soru 11. Yine onlardan, peygamberi inciten ve o, her söyleneni dinleyen, bir kulaktır, diyen kimseler de vardır. De ki, o sizin için, bir hayır kulağıdır ki, Allah'a inanır, müminlere inanır, güvenir. İçinizden, inanan kimseler için, bir rahmettir. Allah'ın Resulünü incitenler için ise, elem dolu bir azap vardır. Ayette, altı çizili bölüm, Peygamberimizin aşağıdaki hangi özelliğe, sahip olduğunu, ispatlamaktadır. a. Cesaretliydi. b. Affediciydi. c sabırlıydı ve bilgiye önem verirdi. Doğru cevap B. Yani Peygamberimiz çok merhametli olduğu için affediciydi. Soru 12. Ant olsun size kendinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki. Sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir. Peygamberimiz'in bu ayette değinilen merhameti ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir? A) Hazreti Muhammed yüreği sevgi ve şefkat dolu bir insandı. B) Hazreti Muhammed çevresindeki insanlara sevgi ve merhametle davranırdı. C) Hazreti Muhammed yoksul, yetim ve öksüzleri gözetirdi. D. Hazreti Muhammed'in şefkatinden nasip almak için Müslüman olma şartı vardır. Değildir, e dikkat ediyoruz. Doğru cevap D. O bütün insanlara hatta hayvan ve bitkilere de şefkatliydi. Soru 13. Mekkeli müşrikler, davasından vazgeçmesi için, amcası Ebu Talip'i, aracı olarak gönderdiklerinde Peygamberimiz, onlara şu cevabı vermiştir, güneşi sağ elime, ayı sol elime koysalar, yine korkmam ve yolumdan dönmem. Gerekirse bu uğurda can veririm. Peygamberimizin bu davranışı, hangi konuda bize örnek oluşturmaz? A. Cesaret. B. Kararlılık. C. Sabır. D. Merhamet. Doğru cevap D. Soru 14. Yer ve gökler adalette ayakta durmaktadır. Bu hadise göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A adaletin olmadığı yerde kargaşa çıkar. B. Adalet, toplumları ayakta tutar. C. Güçlü olan, daima haklıdır. D. Adaletin olmadığı toplumlar, çökmeye mahkumdur. Doğru cevap C. Soru 15. Hazreti Muhammed yanına gelen ve konuşması esnasında korkudan titreyen bir adama "Korkma, sakin ol. Çünkü ben bir kral değilim. Şüphesiz ben tuzlanıp güneşte kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum." demiştir. Peygamberimizin bu sözü kişiler arası iletişimde aşağıdakilerden hangisinin önemine örnek verilebilir? A) Doğal ve içten davranmak. ve Tarafsızlık. C. Saygı duymak. D. Kendine güven. Doğru cevap A. Soru 16. Li ilafi kurayşin, ilafihim, rihlete ve sayf, nokta nokta. Ellezi, etamehüm min ve aamenehüm min Kureyş suresinde, noktalı yere, aşağıdakilerden, hangisi gelmelidir? a. Fecealehum kâsfin Mekuul b. Felya büdüğü Rabbi Hazelbeyt. c. Fesallili Rabbi Kevenhar. d. Feveylül müsallin. Doğru cevap, b. Soru 17. Hiç olmazsa onun için bu evin Rabbine kulluk etsinler. Altı çizili bölümde bu ev ile kastedilen kutsal yapı hangisidir? a. Mescid-i Nebi b. Kuba Mescidi c. Kabe d. Mescidi Aksa Doğru cevap c. Soru 18 Bir gün, Peygamber Efendimiz, arkadaşlarıyla otururken, önlerinden bir cenaze geçer. Peygamberimiz hemen ayağa kalkar. Yanındakiler, cenazenin, Müslüman olmadığını söyleyince. Hazreti Peygamber, bu da bir insan değil mi, buyurur. Örnek olayda, da, öncelikle, vurgulanan ilke, aşağıdakilerden hangisidir? A cenazeler karşısında ayağa kalkılması gerekti. B. Ölümün herkesin başına geleceği. C. Ölenin arkasından konuşmamın hoş olmadı. D. Her insanın saygıya değer oldu. Doğru cevap D. Soru 19. Aşağıdakilerden hangisi, peygamberimiz hakkında doğru bir bilgi değildir? A. Peygamberimiz kendisini davet edenleri kırmaz, davetlerine icabet ederdi. B. Peygamberimiz Müslüman olmayan komşularıyla ilişki kurmazdı. C. Peygamberimiz çocuklarla ilgilenir ve onlarla şakalaşırdı. D. Peygamberimiz herkeste konuşur ve selamlaşırdı. Doğru cevap B. Peygamberimiz, bütün komşularıyla iyi geçinirdi. Soru 20. İslam tarihinde 3 yıl süren ambargo sonunda, Peygamberimiz aşağıdaki hangi iki akrabasının vefatına sabretmek zorunda kalmıştır? A. Hazreti Ali, Hazreti Ebu Bekir. B. Hazreti Hatice, Ebu Talip. C. Hazreti Hatice Hazreti Fatıma. D. Ebu Talip Hazreti Ebu Bekir. Doğru cevap B.